Yurt dışında evrim propagandası yapıyor diye tartışılıyorken, ülkemizde bir çocuğun Pikachu diye çığlık atarak camdan atlaması ile Pokémon yayından kaldırılmıştı. Camdan atlayan çocuk ise gerçek bir fanatik bile değil. Çünkü Pikachu hava türü değil, elektrik türü bir Pokémon. Böylece Pokémon macerası ülkemizde sona ermiş, fanatikleri de zaten en güzel sezon ilk sezonda açıklamalarına sığınır olmuştu. Oyuncakları, kart oyunları, bilgisayar oyunları, animesi, tasoları ve sayamadığım daha birçok seçenek ile her seferinde olay yaratan efsanevi seri Pokémon, içerisinde gözden kaçan ilginç ayrıntılar barındırmıyor değil. Gizli örgütleriyle kafayı sıyırmış tipler rahatlıkla Pokémon serisinin içerisinde kayda değer ilginçlikler bulacaklardır. Birçok olay açıklansa da bazı olaylara kesinlikle açıklama gelmiyor. Sadece yıllardır devam eden anime serisinde değil, kendini her seferinde geliştiren oyunun da oldukça ilginç ayrıntıları var. 1. Kapsül Monster. Satoshi Tajiri'nin orijinal konseptinin adı Kapsül Monster ve Pokémon'un buradan evrimleşip değiştiği iddia ediliyor. Zaten manganın içeriğine bakıldığında Pokémon'a benzeyen birçok nokta bulunmakta. Aslında manga kapağındaki yaratıklar bize Nidorino ve Jingar'ı hatırlatıyor. Şu ünlü oyuna başlarken çıkan videodan bahsediyoruz. 2. İlk Pokémon. Raidon'un 112. Pokémon olduğuna bakmayın. Aslında ilk tasarlanan Pokémon Raidon ve bir su Pokémon olarak yaratılmış. Yani aslında numarası 1 olacakken sonradan bu hale geliyor. 3. Sevimli hastalık Pokerus. Bu Pokémon bir çeşit mikroskobik yaşam formu. Bu hastalığa yakalanmış bir Pokémon yakalarsanız diğer Pokémonlarınıza bulaşan bir hastalık yayıyor. Ancak bu iyi bir şey çünkü virüsten etkilenen Pokémonların tüm etkileri ne olursa olsun 2 katına çıkıyor. Sadece 2. jenerasyonda var olan bu virüsü sağlık merkezinden yok edebiliyorsunuz. Ancak bu iyi bir fikir değil çünkü belirli bir süre dayanıp sağlık merkezine gitmezseniz Pokémonlarınız bu hastalığa karşı bağışıklık kazanacak ve üzerindeki etki sınırsız hale gelecektir. Pokerus hastalığına yakalanmış bir Pokémon karşınıza çıkmış olabilir. Onunla savaşıp yenmiş bile olabilirsiniz. Çünkü bu hastalığın varlığına dair oyun içinde herhangi bir uyarı bulunmuyor. Üstelik Pokerus hastalığına yakalanmış Pokémon gelme ihtimali var olabilecek en nadir olaylardan birisi. 4. Yayından kaldırılan bölümler. Pokémon anime serisinin bazı ülkelerde yayınlanmayan ya da bir kere yayınlandıktan sonra acilen yasaklanan bölümleri de var. Bunlar da liste olarak şunlar. Electric Soldier Porygon. Bu bölümde o kadar çok renkli ışık patlaması gösterilmiş ki, izleyen Japon çocukların birçoğu epilepsi kriziyle hastaneye kaldırılmış. Bu bandlanın en ünlü bölümü olma ünvanını elinde tutuyor. Beauty and the Beach. Bu bölümde roket takımının fırlama üyesi James'in büyük ve gerçekçi kadın göğüslerine sahip olması nedeniyle bandlandığı açıklanıyor. The Legend of Dratini. Bu bölüm çıkarıldığı için en çok aksamaya sebep olan bölüm. Çünkü bu bölümde Ash birden fazla Pokemon yakaladığı için anime serisi çıkmaza gelmiş. Banlanma sebebi ise bir insan karaktere gerçek silah ile ateş edilmesi. The Ice Cave. Bu bölüm Amerika'da banlanan bir bölüm. Banlanma sebebi ise Pokemon Jinx'in yüzünün zenciler ile dalga geçmek için kullanılan bir makyaja benzemesiymiş. 5. Ölümsüz Ash Ketchum. Bu pek fark edilmeyecek bir durum değil. Ash'in dünyanın en iyi Pokemon ustası olarak yolculuğa çıkması ve 14 sene boyunca 649 Pokemon'dan sadece 40 küsür tanesini yakalayabilmesi işleri yavaş yoldan yaptığının göstergesi. Zaten tek bölümde 30 tane Taurus yakaladığı bir bölüm çizilmeden iptal edilmiş. Ancak esas gariplik ise 14 yıldır Ash'in 10 yaşında olması. 6. Ash'in ilk göz ağrısı Clefairy. Pokemon'un orijinal mangasında Ash'in yolculuğa başladığı Pokemon aslında Clefairy. Bunun nedeni ise daha sürükleyici olması için kullanılmış. Ancak anime serisinde yapımcılar Clefairy'nin yeteri kadar belirgin olmadığını düşünüp Pikachu'yu seçmişler. Zaten oyunda da Pikachu Poketop'una girmeyerek yanımızda yürüyordu. Bu olay ile birlikte geriye dönemin en sarı karakteri olarak Pikachu ve Winnie the Pooh olarak kalmışlar. Enteresan bir tesadüf olarak Pikachu ve Clefairy taş yardımıyla evrim geçirebiliyorlar. 7. Vahşi bir Mew tespit edildi. Pokemon Emerald oynayanlar bir görevde Old Sea Map adında bir nesne ile bir adaya yolculuk yapabiliyor ve burada vahşi bir Mew ile karşılaşabiliyorlardı. Burada ilginç olan şey adaya girerken silinmeye yüz tutmuş bir yazı. Oyunun Japon versiyonunda bu yazının son iki harfi okunabiliyor ve burada J yazdığı ortaya çıkıyor. Oyunda bu zamana kadar sonu J ile biten bir tek karakter var. O da Kanto'daki Mr. Fuji. Kendisi Mewtwo yaratılışında başrol oynayan karakterlerden birisidir. Buradan yola çıkılacak olursa Faraway adası Mewtwo'nun yaratılışı için kullanılmış, daha sonraları ise adadan götürüldüğü ortaya çıkıyor. 8. Sarhoş Dede. Viridian şehrinde karşımıza çıkan bir aksi dede yolu kapatıyor ve ona sadece kahve verirsek yolun ortasından çekiliyordu. Oyunun Japon versiyonunda bu dede aslında sarhoş olduğu için batıda uygun bulunmayarak yasaklanmış. 9. Pokemon haritası. Pokemon oyununun ilk çıkan versiyonları aslında Japon haritasının bazı parçalarıdır. İlk başlarda böyle devam etse de daha sonraları bizim dünyamızın diğer parçaları ile ilgili haritalarda eklenmiştir. 10. En büyük gizem savaş. Bu bir teori olsa da bununla ilgili oldukça fazla ayrıntı var. Karakterimiz Ash annesiyle yaşamakta. Annesi onu evin erkeği olarak görüyor.
babasının hiçbir zaman gözükmemesi ve dünyayı dolaşan çocuklar kafalarda ilginç sorular oluşturuyor. Teorilere göre Kanto'da bir savaş olmuş ve birçok kişinin babası burada yaşamını yitirmiş. Gördüğümüz birçok kişi çocuk ya da gym lideri ya da ikisi birden. Yaşlılar oyunda olsa da genelde çoğunluk çocuklardan oluşuyor. Yetişkinlerin birçoğunun meslekleri askerlik ve organize suçlar. Gym ve hastaneler her yerde. Birçok ayrıntı olmasına rağmen sinema salonları gibi eğlence merkezleri yok. Oyundaki bazı diyaloglar ilginç. Çavuş Thor, hey çocuk burada ne yaptığını zannediyorsun? Bir çarpışmada uzun süre hayatta kalamazsın. Bak sana ne diyeceğim çocuk. Elektrik tipi Pokémon savaşta hayatımı kurtardı. Sanki büyük bir savaş olmuş ve biz de bu savaş sonrası ilk jenerasyonuz. Pokémon ile ilgili o kadar çok teori, sır ve ilginçlik var ki hepsini tek seferde incelemek imkansız. İlerleyen bölümlerde diğer bilgileri de ayrıntılı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz.